Hoş geldiniz. Ben öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı bütün müdürlüğüne böyle programı organize ettiği için çok teşekkür ediyorum. Malumunuz Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca Akdeniz'de ve Karadeniz'de bunun yanı sıra Kızılderili'de hatta Hint Okyanusu'nda oldukça gelişmiş bir denizcilik ağı kurmuş vaziyette. Maalesef Osmanlı Devleti yakın zamanlara kadar sadece bir kara devleti olarak telakki ediliyor ve denizcilik tarafı, deniz tarihi tarafı ihmal ediliyordu. Fakat son dönemlerde yapılan çalışmalarla Osmanlı Devleti'nin aynı zamanda büyük bir deniz imparatorluğu, büyük bir deniz gücü olduğu da vurgulanmaya başladı. Bu hususta Sayın Hocamız özellikle Profesör Doktor İdris Bosyan Hoca'ya ben de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün bu deniz, büyük deniz imparatorluğunun oluşumunda oldukça önemli bir rol almış olan bir isim üzerine, Barbaros Hayrettin Paşa üzerine bir panel düzenleniyor. Barbaros Hayrettin Paşa ile ilgili yapılacak sunumları yapmak üzere ben hocalarımızı buraya davet etmek istiyorum. Sayın İdris Bosyan Hocamız, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girişini, Sayın Profesör Abdülkadir Özcan Hocamız, Gazalarda Hayrettin Paşa'yı, Sayın Doçent Doktor Ali Fuat Örenç Hocamız, Batılı Kaynaklar'da Barbaros Hayrettin Paşa'yı, Sayın Yardım Doçent Doktor Yusuf Altaner Hocamız Prevese Deniz Savaşı'nı bize anlatmak üzere burada bulunuyorlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Yani ben de sorusuna başlamadan önce hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sadece Osmanlı denizciliğine değil, aslında 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir ismi, önemli bir ismi, sadece denizci değil, aynı zamanda bir devlet adamı, aynı zamanda bir gemi inşa mühendisi, aynı zamanda bir stratejist, Barbaros Hayrettin Paşa'yı bugün sizlerle birlikte paylaşacağız. Onun hayatı hakkında, kimliği hakkında, eseri hakkında ve en önemlisi dünya tarihine mal olmuş o ünlü Preveze Savaşı hakkında kaynaklardan çıkartılmış bilgileri, çoğu defa mevcut bilgiler maalesef bir kısmı sırf hamaset maksadıyla abartılmış veya bir kısmı da Batılı kaynakların muhayyidesinden üretilmiş iki uçta da bilgilere bir sağlıklı, daha doğru kaynakların bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii sürelerimiz kısa olduğu için bunların mümkün olduğu kadar biz de arındırılmış bilgiler olarak size sunacağız. Malum Barbaros'un hem kimliği hakkında hem de faaliyetleri hakkında aslında bize bıraktığı bir gazavat olmasına rağmen maalesef bazı bilgiler yanlış olarak tekrarlandı. Ve bunun da en çok tekrarlandığı yer internet üzerinde. Hatta onun Gelibolu'lu olduğunu, Gelibolu'da olduğunu yazanlara varıncaya kadar aslında Barbaros bir dilde Yakup Ağa adlı bir sipahinin oğlu olarak, dört oğlundan biri olarak dünyaya geliyor. Onun kimliği hakkında bize asıl bilgiyi veren, ben böyle bazı seçme noktalara temas etmek istiyorum. Onun Cezayir'de inşa ettirdiği 1519 tarihli daha henüz Osmanlı Devleti hükümetine girmeden önceki inşa ettirdiği caminin kitabesindeki yer alan bilgilerle bunu aydınlatmak istiyorum. Bu kitabede Es-Sultan-ı Mücahit Bilsekillillahi Rabbil Alemin Mevlana Hayrettin İbn-i Emir-i Şehir Mücahit Ebu Yusuf Yakup Ettürki olarak anılıyor. Bu onun Türk aslından
Yakup adlı bir emirin, onu da üstelik mücahit olduğunu söylüyor, oğlu olduğunu, kendisinin de mücahit bir sultan olduğunu ifade ediyor ki bu bir vesikadır. Cami kitabesinde yer alan bir vesikadır. Bunun Cezayir'de Mişe'de mevcut bulunuyor. Tabii cami ortada kalmadığı için. Ama bu kitabe korunmuş bulunuyor. Barbaros, Hayrettin Paşa'nın biyografisini en iyi yazamaktan takip edebiliriz. Ama ben burada biyografisine temas etmeyeceğim. Onun Osmanlı Devleti hizmetine girmesiyle ilgili ilk bilgiler kendisinin hem Gazavat'ta verdiği ama ayrıca da bizim bugün Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bulunan bir belgeden hareketle bildiğiniz bazı iltihak belgeleri var. Yani Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'ne intihak etmek istiyor ama Cezayir halkı onun kendi bölgelerinde, ülkelerinde kalmasını toplu bir mahzar halinde bir mektupla Yavuz Sultan Selim'e gönderiyorlar. Bu mektubun da tarihinde şu konudur. Bunu ben burada ekranda benim görelim. Orada bir mektup oluyor. Bu mektup gönderilen tabii Arapça mektubun Osmanlıca tercümesi. Orada bütün Cezayir uleması, sülebası, hütebası, kadıları, meşayili bir araya gelerek ortak bir mektup gönderiyorlar ve Yavuz Sultan Selim'e Barbaros'un Cezayir'de kalması gerektiğiyle ilgili gerekçelerini yazarak onun Cezayir'den ayrılmamasını istiyorlar. Çünkü o sırada malum 1492'de Endülüs'te Deli Ahmer Devleti'nin Gırnata'nın da düşmesiyle birlikte son bulması üzerine Endülüs Müslümanları büyük bir baskıya maruz kalmışlardı. Ve biz biliyoruz ki Barbaros Hayrettin Paşa bunlardan yaklaşık bir, tabi sadece o değil, o sıradaki Akdeniz'de faaliyet gösteren diğer Osmanlı denizcileri de dahil olmak üzere o binlerce Endülüs Müslümanını ki onlardan sonra Hristiyan olmaya zorlananlara Moriskolar deniyordu. Bizim arşiv belgelerimizde Müdeccel taifesi deniyor bunlara. Bir başka versiyonu Müdeccel taifesi. Bunları Kuzey Afrika kıyılarına taşımıştı. Ve bu süreç tabi çok uzun sürdü. Cezayir halkının bu talebi üzerine Yavuz Sultan Selim bu isteği kabul ediyor ama Barbaros'un istediği kadar denizci toplaması için Anadolu kıyılarından ona ferman gönderiyor. Tabi onu takdir etmek üzere ona hilat gönderiyor, kılıç gönderiyor. Böylece aslında Barbaros'un gerçekte Osmanlı İmparatorluğu'nun bugünkü tabirle bir vatandaşı olmasına rağmen uzun yıllar Akdeniz'deki mücadeleleri sırasında kendi ana vatanından uzak kaldığı için tekrar imparatorluğun bünyesinde birleşmek istediğinde yeniden orada kalması uygun görülür. Ama o sırada Cezayir Osmanlı toprağı değil. Barbaros vasıtasıyla bir Osmanlı varlığını söz konusu edebiliriz ama resmen imparatorluğun bir toprağı değil. Aslında Barbaros'un asıl Osmanlı İmparatorluğu hizmetine girişi 1533-34 senelerindeki girişidir. O zaman Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı padişahıdır. Ve işte Hakan-ı Bahreyn olarak o bugün dünya denizlerinde, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Kızıldeniz'de yegane hükümdar sıfatını kullanarak donanmasına da son gücünü vermek üzere Barbaros Hayrettin Paşa'yı davet eder İstanbul'a. 1533'te İstanbul'a gelir Barbaros Hayrettin Paşa. Burada bir ünlü olacak. Bir Süleymanlığına adlı bir planmada bir olacak. O orada Kanuni Sultan Süleyman ve hemen yanı başında oturan Barbaros Hayrettin Paşa'yı zaten çeşitli kaynaklarda görmüş olabilirsiniz ama biz burada gösterelim mi? Evet, bu şu
görüldüğü şeklinde uygun bir Barbaros, Kanuni Sultan Süleyman'ın hemen yeni başında, biraz aşağısında oturuyor. Onu kabul ediyor Kanuni. Burada benim açıklamak istediğim problem, herkes Barbaros'un bu gelişi sırasında Cezayir Beylerbeyliği'ne tayin edildiğini söylüyor. Ama aslında bu Cezayir'in hangisi olduğu konusunda maalesef yanlış bilgi veriyor. Çünkü genellikle Cezayir dendiği zaman akla gelen Afrika'daki, Kuzey Afrika'daki Cezayir, ki bu Osmanlı kaynaklarında Cezayir Dar veya Cezayir Mağrib diye bilinir veya daha eski Biriris gibi kaynaklarda Kâb-ı Bahriye'de Mağrib-i Zemin diye de bilinir. Ve yaygın adıyla Cezayir Dar olarak bilinen eyalete Beylerbeyi olduğunu yazıyorlar. Halbuki Barbaros ile birlikte Osmanlı devletinde yeni bir eyalet kuruluyor. Bu daha sonra adı bilinen bir eyalet. Biz bunu Kaplan-ı Derya eyaleti veya Cezayir Bahri Sefil eyaleti olarak biliyoruz. Fakat Barbaros Cezayir'den geldiği için genellikle bu eyaletin Cezayir eyaleti olduğu zannediliyor. Barbaros Kanuni tarafından kabul edildiğinde Kanuni bunu Mir-Miran-ı Biha olarak tayin istiyor. Bunu kendisine söylüyor. Fakat o günün uygulamaları gereği esas yönetimin, icraatın başında olan Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın bu tayini yapması gerekiyor. Halbuki o sırada İbrahim Paşa yine Kanuni'nin meşhur Rakhine seferini organize etmek üzere Halep'te bulunuyor. Ve bu sebeple Barbaros Halep'e kadar gidiyor. Bu bazı yine internet sitelerinde buna abartılarak veya başka anlamlara çekilerek bazıları da üstelik bu batı kaynaklarında var. Belki Ali Fuat'ı bahsedecek bilemiyorum. Aslında Barbaros ve İbrahim Paşa'nın arasının hiç olmadığı konusunda Venedik kaynaklarında bazı iddiaları var. Bunların maalesef hiçbiri doğru değil. Hayal mahsulü üretilmiş bilgiler olduğu anlaşılıyor. Çünkü devletin prensipleri gereği divanın başkanı olarak, divan-ı hümayunun reisi olarak ve bütün uygulamaların kurumu olarak Vezir-i Azam'ın bu tayini yapması gerekiyor. Bu yüzden Barbaros bir iki aylık bir sürecek bir seyahate çıkıyor. Bu da bazı kaynaklarda deniz yoluyla gittiği, karayoluyla döndüğü, bazılarında karayoluyla gittiği, deniz yoluyla döndüğü gibi bilgiler var. Ben dahi bunlardan bir yerde dönüşünün deniz yoluyla olduğuna dair bir ara bir not yazmıştım. Ama sonra bunun doğru olmadığını başka kaynaklardan, arşiv belgelerinden tespit ettim. Çünkü arşiv belgesi en güvenilir belgedir. Maalesef bazı yanlış bilgiler kitaptan kitaba aktarılıyor. Bunların okuduğu doğrusunu bulmak için arşiv belgelerine ulaşmak gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki hem Süleymanname'de yer alan bazı ifadeler onun deniz yoluyla döndüğünü çağrıştırıyor. Ama bu deniz yolu anladığım kadarıyla Mudanya'dan bu tarafa geçerken deniz yolu kullandığı için yer almış. Hem karayolundan gidiyor, karayolundan da dönüyor. Gittiği zaman İbrahim Paşa ona büyük bir ilgiyle karşılıyor. Çünkü Barbaros şimdi burada çeşitli vesilelerde dinlemiş olacağız. Gerçekten Akdeniz dünyasında Osmanlı İmparatorluğunu bu Avrupalı devletler nezdinde de en itibarlı yere gelmesi için mücadele eden bir şahıs. Sadece Türkler için değil, Osmanlılar için değil, Fransa için, İspanya için, Venedik için de çok önemli bir isim. Hatta onu kendi donanmalarına komutan yapmak için bile teşebbüslerde bulunuyorlar. Ama tabii o bunların hiçbirini kabul etmiyor. O uzun mücadele hayatında, adeta vefatına kadar süren bu uzun mücadele hayatında Gazabe-i Cihad adı altında tüm bu mücadeleleri sürdürüyor. Kuzey Afrika devletleri bugün eğer Tunus, Cezayir, Trablusgarp yani Libya ayrı bir devlet olarak varsa onlar o zaman birer Osmanlı eyaleti olarak teşkil edilebildikleri için bu bağımsızlıklarını bugüne aktarmış bulunuyorlar. Aksi takdirde hem İspanya sömürgesi olurlardı 16. yüzyılın başlarında ya veya bir Fransız sömürgesi olabilirlerdi. Bunun farkına varmayanlar bugün
ileri geri konuşuyorlar. Abi biliyorsunuz korsanlar geldiler, işte şöyle yaptılar falan gibi. Bunların hiçbirinin gerçekleri alakası yok. Barbaros Hayrettin Paşa tabi o zaman değil. Bizim belgelerde Nil-i Mağrib diyor. Mağrib-i Bey'i. İbrahim Paşa'nın huzuruna gidiyor, onunla görüşüyor. İbrahim Paşa orada bunu Mir-Miran-ı Bihar olarak tayin ediyor. Bu belgenin ifadesi. Mir-Miran-ı Bihar Şüt diyor. Yani Deniz Beyler Bey'i, Denizlerin Beyler Bey'i doğdu. Farsça Şüt tabiriyle. Ve ertesi gün İbrahim Paşa Denedik Paşa'na bir mektup gönderiyor. Bu mektupta Barbaros'un Osmanlı Deniz Beyler Bey'ine getirildiğini, onun adına onun için bir eyalet kurulduğunu, Cezayir eyaletinin kurulduğunu, bu eyaletin sancakları kendisinin Rodos'ta ikamet edeceğini, o sancakla eyaletin sancakları arasında Gelibolu'nun olduğunu, İnebahtı'nın olduğunu, daha sonra bildiğimiz şekliyle Cezayir Bahçesi'nin eyaletinin sancaklarını sayıyor. Dolayısıyla Kuzey Afrika'daki eyalet olmak ihtimali hiç yok. Ona hilatlar giydiriyor, hediyeler veriyor ve Barbaros geri dönüyor. 1534 senesi kışında, tabi bu tayini de böyle çok yine kitapta 1533'te tayin edildiği yazılıyor ama gün hesabıyla, belgedeki gün hesabıyla biz biliyoruz ki Şubat ayının ilk günlerinde, 1534 Şubat ayının ilk günlerinde bu göreve getiriliyor. Sonra o kış tersanede hummalı bir faaliyetle donanmayı yeniden inşa ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı donanmasının aslında mühim taşı gibi tam yerengi noktasında duruyor. Ondan önceki ve sonraki dönem aslında teknolojik bakımdan da, deniz teknolojisi bakımından da çok önemli bir konudur. Çünkü o Kadırga sisteminin o günün şartlarında Akdeniz'deki mücadelede en önemli gemi tipi olduğuna karar vermiş ve bununla işte 1538'deki Pravesa Savaşı'nı kazanmış. Onun yetiştirdiği tüm denizciler de onun yolundan giderek bu sistemden vazgeçmemişler. Böyle bunu biz güzel biliyoruz. Tabi bazen işte Osmanlılar bu teknolojiyi yakalayamadıkları için 17. yüzyılın ortalarına kadar kanyon bölümünü başlatamadılar, kanyon üzerine geçemediler diyorlar. Ama aslında kardeşlerimiz bunu bize açıklıyor, geliyor ki kendisi de dahil o günün denizciliğiyle ilgilenenler genellikle Barbaros'un etkisi altında kalıyorlar. Yani o derece etkin biri ki o üzerinden 100 yıl geçtiği halde onun kazandığı zaferleri hangi usulle, taktikle, hangi stratejilerle kazandığını unutmayarak her savaş sırasında, her deniz seferi sırasında Barbaros'un öğrencileri tekrar gündeme geliyor. Mesela ne baktığında Osmanlı donanması yerini biliyorsunuz. Savaştan önce bir meclis toplandığında ki orada Serdar Ekrem Pertek Paşa'ydı, o bir Karacaydı. Kaptanın Derya da Kaptan Paşa, Nezin Sade Ali Paşa'ydı. O da aslında Yeniçeri ağırlığından gelme. Denizleri çok iyi bilmezler. Ama bir meclis topluyorlar. Bütün Kadırga kaptanlarının, reislerinin olduğu ve Yeniçeri'nin olduğu, Cezayir Beylerbeyi'nin olduğu, Barbaros'un oğlunun da aralarında bulunduğu bir meclis toplayıp nasıl bir strateji kurgulayalım diye tartışırlarken bu sırada Uluç Ali Paşa ısrarla nasıl bir savunma yapılmasını söylediğinde Rezinzade Ali Paşa ben padişahımızın donanmasını geri durdu veya işte kaçamak davrandı gibi iddialarla suçlatamam deyip bir Yeniçeri ağası gibi doğrudan donanmanın üzerine hücum edilmesi gereğine inandığını ısrarla savununca Uluç Ali Paşa oradaki reislere hitaben diyor ki ey Barbaros'un talebeleri, onun yanında yetişmiş reisler, niçin susuyorsunuz? Yani bu yapılmak istenen şey bir bakıma donanmanın imhasına yol açabilir. Gerçekten ileri görmüş hakikaten bu uygulamayla donanma imha etti ama tabii ki kaderin cinnesine baktık ki müezzin zaten orada hayatını kaybetti. Oğulları var. Bunlar da isim oldular. Erfek Paşa denizden zor kurtarıldı. Çok zor bir akıbet yaşadılar. Bu yüzden Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi döneminde hem de sonrasında etkinliğini devamlı sürdürdü. Ta ki
artık yelkenli düzene geçişin kaçınılmaz olduğu zamana kadar. Şimdi tabii süremiz çok sınırlı olduğu için ben de buna kılmak zorundayım. Ama size Osmanlı Devleti hizmetine girişi hakkında bu bilgi verdikten sonra bunun belki bir iki önemli deniz seferine de temas edeyim ama çok kısaca. Zaten Preveze'yi anlatacak. Ondan sonra Barbaros'un bir Fransa harekatı var 1543'te. Tabii bu arada ilk göreve geldiği zaman 1535'te Tours'u İspanya 15. Carlos, bizim Şalten dediğimiz kralıyla birlikte işgal ediyor. Ama 1541'de yine Şalten beraber olduğu halde İspanya donanması, hatta müttefik donanması Cezayir'de adeta feci bir şekilde yenilgiye vuruyor 1541. O sırada Barbaros zaten Cezayir'e bu Osmanlı kapıdan taşısı olduktan sonra bir daha çok az oluyor. Yani buradan da belli ki o zaten Kuzey Afrika'da Cezayir'in yerlerdiği değildi. Oraya Hasan abisinde bir yetiştirdiği bir bakıma eğitiminden geçmiş yetiştirdiği bir bey bir sancak bir statüsünde orayı yönetiyordu ve 5. Carlos'u mağlup ederek donanmasını zor şartlarda bir kısmını kurtararak İspanya'ya dönebilirler. 1543'te Fransa'nın Osmanlı Devleti'nden yardım istemek üzerine, çünkü İspanya Fransa'nın Nice şehrini işgal etmişti. Kanuni'den yardım istediler. Kanuni'ye Barbaros'un donanmayı hazırlayarak Fransa'ya yardım harekatı düzenlemesini istedi. 1543'te Osmanlı donanması bir bakıma sözüm ona Fransa donanmasının da desteğiyle bizi kuşattı. Ama tabii Fransa donanması aslında Barbaros'a güvendiği için biraz da yetersizlikleri sebebiyle herhangi bir rol almadılar bu harekata. Barbaros tek başına Nice şehrini kurtardı ve Ceneviz'i tehdit etti. Bu görüntülerde de Osmanlı donanmasının Tolon limanında. Bunlar hepsi orijinal çizimlerdi. O dönemde çizilmiştir. Matrakçının çizimidir. Ve Osmanlı donanmasının Fransa sahillerine gelip Tolon'da 8 ay kaldığı bir dönemi gösterip o sırada hatta 8 aylık süre zarfında Tolon şehrinde belediye başkanıyla ihtilafa düşen Barbaros'un bu itirafın giderilmesi için Fransa Kralı Belediye Başkanı'nı geri çekmiştir. Yine bizim Lazavat bilgilerinden edindiğimize göre burada bu ikamet sırasında Osmanlı donanmasının askerlerinin ordularının ikameti sırasında Tolon'da 5 vakit ezan okunmuştur. Ve orayı Barbaros bir bakıma yönetmiştir. Bahar ayları geldiğinde Nisan sonları Mayıs başları gibi donanma tekrar Tolon'dan ayrılmış ve karşı sahillere geçmiş, sonra tekrar geri gelmiştir. Dolayısıyla Barbaros Hayrettin Paşa'nın bu büyük harekatı Fransızların da tabii kaynaklarında, belgelerinde yer alan bilgilerle araştırılmış bir konudur aslında. Bu sebeple Barbaros Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki politikalarını da yönlendirmiş. Yani Fransızların, Katolik dünyasının en büyük gücü olan İspanya'nın yanında yer almaması için, Venedik'in yanında yer almaması için bu iki büyük devlet adamının birincisi İbrahim Paşa'dır, diğeri Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Akdeniz dünyasında çok etkin oldukları ve Osmanlıların bu devletler arası ilişkilerinde de çok önemli bir rol oynadıkları görülmektedir. Ve tabii 1546'da çok ileri yaşlarda, 80 yaşları civarında Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul'da vefat etmişti. Beşiktaş'ta defne etmişti. Sonra burada bir türbe yapmıştı adına. Kâtip Çelebi'nin nakliyle ki vefatına pek çok tarih düşürülmüş aslında. Ama Kâtip Çelebi'nin naklettiği materyali sübahı hakikaten güzel bir ifadedir. Onun vefatına tarih düşürülmüştür. Denizlerin reisi vefat etti, öldü manasına. Barbaros dediğim gibi kendisinden yaklaşık 100 yıl sonrasında bile stratejileri ve teknikleri uygulanmaya devam edilen bir isimdir.
Yani bu teklifte gidilebilir tabii teknolojiler bakımından. Ama bu bir kabuldür. Hiç olmazsa bunun bir tercih olduğunu bilmek gerekir. Tabii Barbaros'un hayatı hakkında pek çok bilgileri de biz onun gazavatından öğreniyoruz. Gazavatı ile ilgili de Abdülkadir Hocam, hocamız şimdi bize bilgi lütfedecekler. Onun